Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı, Kız Meslek Lisesi Müdür Baş Yardımcısı ve Tarih Öğretmeni Sayın Muhsin Kahveci'nin günün anlam ve önemini belirten konuşması, Müze Müdürü Sayın Fuat Deren'in Sinop baskını sırasında gelişen olaylar ile önemiyle ilgili konuşmasını yapmak üzere Sinop Kız Teknik ve Meslek Lisesi Müdür Baş Yardımcısı ve Tarih Öğretmeni Sayın Muhsin Kahveci'yi kürsüye davet ediyorum efendim. Bugün 30 Kasım 1853 Rusların Sinop baskınına katliamının yıl dönümü. Biz de burada bu felaketi hatırlamak, şehitlerimizi rahmetle anmak ve gelecekte bu benzer bir acının ve katliamın yaklaşık 1350 yıl önce yaşanmış olduğunu görüyoruz. Bu acının hatırasını Seyit İbrahim Bilal Türbesi'ni ziyaret ederek ve onunla beraber canlarını feda etmiş olan şehitleri dualarımızla anarak yad ediyor, hatıralarını yaşatıyoruz. Ancak 1853 baskını şehitlerimiz için bugüne kadar ayrı bir anma toplantısı yapılmamış. Genel olarak Deniz Şehitleri Günü'nde anılarak hatıraları canlı tutulmaya çalışılmıştır. Valimiz Sayın Doktor Ahmet Cengiz Beyefendi'nin ilimizi teşbihinden sonradır ki Sinop'un genel tarihine daha bir önem verilmeye başlanmış. Sinop'un Türkler tarafından fethi 2 yıldır kutlamayla yad edilmekte. İlk defa bugün de ilimizin yaşadığı bir acı hatırayı anmak için bu vesileyle toplanmış durumdayız. Bir tarihçi ve tarih hocası olarak kendisi de bir tarih doktoru olan Sayın Valimize ilimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Diğer konuşmacılar yaşadığımız bu tarihi felaketin teferruatıyla ilgili bilgi verecekleri için ben konuya kısaca değinmekle yetineceğim. Her türlü millet arası hukuk, savaş hukuku ve insan hakları ihlallerinin en alasını yaşandığı baskınlarla donanmamız tarihimizde toplamda 4 kez yapılmıştır. 1571 İrebat'ı, 1770 Çeşme faciası, 1827 Navarın faciası ve nihayet 1853 Sinop baskını. Sinop baskınında daha başka trajediler de yaşanmış. Mesela gemilerden denize atlayan ve artık düşmana herhangi bir zarar veremeyecek durumda olan savunmasız askerlerimiz top ve diğer silahlarla ateş edilerek katledilirken şehrimizin sivil halkı yaşadığı bölgeleri de top ateşi altına alınmıştır. Ama ne gariptir ki Rumların çoğunlukta olduğu mahalle bu saldırıdan mahrum bırakılmıştır. Menfaatlerine çıkarlarına çeşitli bahanelerle halel geldiği zaman ayağa kalkanlar, insan hakları ve millet arası hukuktan bahsedenler ne tarihlerinde bugün yaşadığımız çevremizde, coğrafyamızda yaşananlardan görüldüğü gibi bugün de kendi çıkarlarına zarar vermediği sürece yaşanan hiçbir ihlali ve insan hakları ihlalini, millet arası hukuk ihlalini gündemlerine getirmemektedirler. Bugün Filistin'de, Arakan'da, Karabağ'da, Doğu Türkistan'da, Irak'ta, Suriye'de yaşananların %1'i bir Hristiyan ve Yahudi bölgesinde yaşansaydı ya da şu tarihimizde bugün bir tanesini anacağımız facialarda yaşananlar kendi başlarına gelmiş olsalardı neler yapabileceklerini takdirlerinizi arz ediyorum. Sayın Vali, değerli misafirler, tarih bir milletin sadece geçmişi değil,
belki daha çok geleceğimiz için dersler çıkaracağımız, ilham alacağımız bir bilgi hazinesi ve kaynağıdır. Tarih generallerin, kralların değil, milletin tarlasıdır. Her millet geçmişte bu tarlaya ne ekmişse gelecekte onu biçer. Tarihe baktığımızda şunu görürüz ki, milletler tarihin ya öznesi ya da nesnesi, yani malzemesi olurlar. Bu bugün de böyledir, yarın da böyle olacaktır. Tarihin öznesi olanlar, büyük düşünen, milli ülkü ve hayalleri olanlar, kendine, çevresine ve tüm insanlığa karşı sorumluluk hissedenler ve tarihlerini iyi bilen, geçmişine geleceğinin aynası olarak bakmayı başarabilen milletlerdir. Bu özelliklere sahip olmayanlar, dün olduğu gibi bugün de yarın da olayların malzemesi, güçlü devletlerin ırgatı olmaktan kurtulamayacaklardır. Bizler de bugün bir kavşak noktasındayız. Bulunduğumuz topraklar dünyanın en önemli stratejik noktası durumunda. Tarihi, ticari, coğrafi, iktisadi açıdan eşi bulunmaz bir stratejik bölgeye hakimiz. Elbette bizi rahat bırakmayacaklar. Vatan ve millet bütünlüğümüz tehdit edilmekte, tehlikeye atılmaktadır. Kısaca bu topraklarda ya güçlü bir devlet, millet ve medeniyet olmak ya da yok olmak durumundayız. Bu coğrafyada orta halli bir devlet ve milletin yaşama şansı yoktur. Bu coğrafyaya, bu imkanlara layık büyük bir devlet ve medeniyet kurmak. Bugünlerde yaşadığımız sıkıntılar ve problemler sebebiyle biz de Üstad Cemil Meriç'in ifadesiyle murdar bir halden muhteşem bir mazi olan tarihimize kaçıyor, sığınıyor ve orada bir tekrar sıçrama noktası ve mihenk arıyoruz. Diğer kolu Hira Dağı'na uzanan iki önemli kaynaktan beslendik. Sonra bu iki kaynağın buluşmasıyla da büyük bir Çağlayan olduk, medeniyet olduk, insanlığın ufkuna doğduk. İfadesiyle biz tarihi çalınmış milletiz. Tarihimize başkalarının gözüyle, yargısıyla baktık. Bize yanlış tarih okutuldu kimi zaman, yanlış tarih gösterildi. Çok büyük kahramanlar çeşitli ithamlarla milletimizin vicdanında mahkum edilmeye çalışıldı. Atasını tanıdıkça daha büyük işler başarmak için kendinde güç ve kuvvet buluyor. Uzun süre devam etmişti. Baskın sonrası şehrin durumu, savaş sonrası Sinop'a uğrayan Homer ve Hel tarafından şu ifadelerle özetleniyor. Yoksul, nüfusu boşalmış, o tarihte 3000 Müslüman ve 1500 Hristiyan olduğu üzere toplam 4500. Aslında baskından önceki tarihlerde 10 ile 16 bin arasında olduğu söylenen bir nüfus. 1853 olayında batan 11 geminin yanında şehrin Müslüman mahallesi top ateşine maruz kalmış ve yağlı paçavralarla yakılarak tahrip edilmiştir. Şehre yapılan bu saldırıda halkın kale dışına sığınması nedeniyle ölüm olayı az sayıda gerçekleşmiş, Müslümanlardan 5, Hristiyanlardan 16 kişi hayatını kaybetmiştir. Kale içinde fazla insan bulunmadığından çıkan yangını söndürmekte zorlanılmış, bu nedenle 7 mescit, 2 mektep, Müslümanlara ait 247 ev, 170 dükkan, buna karşın 50 Hristiyan dükkanı ve 40-50 civarında evi yanmıştır. Ayrıca bombardıman sırasında bir Katolik kilisesinin de önemli ölçüde zarar görmüştür. Baskın sonrası 1854 yılında hükümet tarafından 3184 kuruş harcanarak tahrip olan Alaaddin Camii yeniden onarılmıştır. Yine hükümet tarafından ayrımcılık gözetilmeden tahrip olan kilise 15 milyon kuruş hükümetin yardımıyla onarılarak ibadete açılmıştır. Baskın nedeniyle sivil halk matmış, hatta 3 sene boyunca 14 mahalle vergilerini ödeyememiş duruma gelmiştir. 119.290 kuruş olan vergi borcu affedilmesi yönünde karar alınmış ve sultanın onayıyla da affedilmiştir. Sinop'ta evi, dükkanı yanan ve hadise dolayısıyla zarar gören vatandaşların yaralarının sarılması ve zarar ziyanın telafi edilmesi için ilk planda 400 kese akçeye yardımın yapılmasına karar verilmiştir. Söz konusu para, kasbolunun mal sandığından karşılanmış, vatandaşların zararlarına göre taksim edilmiş, ayrıca fakirlere de yardımlarda bulunulmuştur. Osmanlı hükümeti, vatandaşın yanı sıra baskında şehit düşmüş askerlerin aileleriyle yaralı olup da çalışamayacak durumda olan gazileri de belirli oranlarda maaş bağlamıştır. Devletin yapmış olduğu maddi yardımın dışında diğer yerlerden ve halk tarafından toplanan toplam 91.733 kuruş tutarında da yardım sağlamıştır.
baskından sağ olarak kurtulmayı başarıp etrafa dağılmış olan Bahri askerlerinin toplatılıp İstanbul'a gönderilmesi ve batan gemilerin üzerinde söz konusu lüzumlu şeylerden mümkün olanların denizden çıkarılması hususunda tahkikat yapmak ve dönüşünde bilgi vermek üzere Kaymakam Emin Bey Sinop'a gönderilmiştir. Emin Bey'in verdiği bilgiye göre batan gemilerden bazıları kıyıya yakın olduklarında üzerlerinde bulunan top, kumağına ve diğer eşyaların çıkarılması mümkündür. Bu sebeple 10 Aralık 1853 tarihinde Kastamonu valisine, Sinop kaymakamına ve Kereste memuru Emin Bey'e yazılan bir yazı ile gemilerden çıkarılması mümkün olan top ve benzeri malzemelerin çıkartılarak muhafaza edilmek üzere emin bir yere konulması istenmiştir. Bu iş için gereken paranın ise hazineye mahsuben mal sandığından karşılanması belirtilmiş. Bu işin yapılması için İstanbul tersaneden büyük dolap sandallarından biri tüm takımıyla Sinop'a gönderilmiştir. Başarılı çalışma sonrasında batık gemilerin üzerinde bulunup çıkarılan toplardan hasar görmemiş olanlardan bazıları tabyalara yerleştirilmiş, bir kısmı da orada yeni yapılmakta olan bir fırkateyne konulmuş, geriye kalan ve kırık oldukları tespit edilen toplar ise tersane amirliğine gönderilmiştir. Bütün bunların yanı sıra yine batık gemilerden çıkarılmış olan ahşap kısımları Sivas Topol'da bulunan Osmanlı ordusu için odun yerine kullanılması uygun görülmüş ve bu amaçla hazırlanan 20 bin çekli odun hazırlanarak Sinop ve Akman iskelelerine yığılmıştır. Burada şu çok önemli oluyor. Aslında bildiğimiz gibi hemen Bozburun'dan Korucuk Köyü'ne kadar alanımız sit alanı, birinci derece art büyük sit alanı. Bu daha önceki yıllarda 1987 yılında yapılmış bir alan. Aslında şunu görüyoruz ki bu arkeolojik sit alanı olmaktan çıkmış. Burası olsa olsa tarihi bir sit alanı olabilir. Çünkü batık diye bir şey kalmamış. Hem hükümetin kararlarıyla bunun üzerindeki değerli eşyalar alınmış, hem daha sonra diğer işe yaramayan parçaları odun olarak kullanmak üzere alınmış ve daha sonra 60'lı yıllarda sanırım bildiğim kadarıyla da bir firma tarafından Milli Emlak Kurumu'na ihale edilerek bunlar götürülmüş. O zaman burada batıklar falan kalmadığına göre burası bir arkeolojik sit olmaktan çıkıp ancak şunu yapabiliriz. Bir tarihi sit, çünkü tarihi bir olayın gerçekleştiği mekan. Bu bilgiler bu açıdan önemli. Sanırım önümüzdeki yıl içerisinde de böyle bir sit değişiminin önüne gireceğiz. Sinop'ta meydana gelen felaket, dolayısıyla zarar gören asker ve ahalinin mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla çeşitli tedbirler alınırken bu çatışma esnasında şehit düşenlerin anısına da bazı anıt eserler yaptırılmıştır. Bunlardan birisi bu şehitlerin topluca defnettikleri şehitlik anıtı olup müze müdürlüğü bahçesinde yer almaktadır. Yine Sadrazam Mehmet Ali Paşa'nın emriyle Sinop Deniz Muharebesi'ni anlatan 1.80 metre yüksekliğinde 1.40 metreliğinde mermer bir kitabe Külüs yazıyla yazılmış olup şehitlerin anıtına yer almaktadır. Bu daha önce müzenin bahçesinde bilinmeyen bir şekilde duruyordu. Ve bunun tespitini yaptık. Şu anda şehitler anıtının yanına bu şeyi çevirisi de yapılmış olarak sağ olsun üniversitelerin hocalarımız yardımcı oldular. Şehitler anıtının yanına bunu koyduk. Şehitlerin anısına yapılan diğer bir anıt bugünkü tersane mevkiinde eskiden gümrük iskelesi meydan olarak tabir edilen şehitler çeşmesi ziyaretlerine güzel bir çeşme yapılmıştı. Bunlarla ilgili detaya girmiyorum çünkü biliyorum ki sayın hocamla görüştük. Çok daha detaylı bilgileri verecek. Yine bugün alabildiğine sevdalayı sürdürdüler. Ese bildiğince deli. Yağmur bardaktan boşalırcasına yağıyordu dolu. Buram buram kokuyor toprak. Hüzünler yaprak yaprak açıyor. Bugün bütün çiçekler mahzun. Yapraklar yeşilliğince ürkek şimdi. Artık bulutlar özlem yüklüyor. Yürek yeni hasretlere gebe. En eski zamanlardan beri Sinop mutlaka var. Bunların ismini geçiyorum. Osmanlı'dan sonra bilindiği gibi Sinop'un alınışı yine buradan Kırım'ın arkasından alınışı Fatih zamanında biliyorsunuz. Devam edelim. Tersanelerin bulunduğu yer tersanede yeni yapım tezgahı olarak Haliç ve Gelibolu'dan sonra önem sırasına koyarak olursak Sinop 3. sırada. Yani İstanbul'u Çanakkale Boğazı'nın tabii ki geçmeleri mümkün değil. Oradan gelmişler ve bizim donanmamızı ilk defa burada yaktılar. 5000 civarında kaybettiler. İşte onunla ilgili resimleri çabuk çabuk getiriyorum. Bu da Çeşme'deki deniz. Tabii Osmanlı Devleti'nin bu sevgili
Birleşik Donanması Rum isyanına patlamak üzereyken bu defa Bora Yarımadası'nda bulunan Navaden Limanı'nda bizim donanmayı yaptılar. Rusların Osmanlı donanmasını bu ikinci ortak olmuş ama ikinci defa yakışlar oluyor bu. Bunda da 5000'den fazla kaybımız olmuş. Ve onun Dünya Savaşı içindeki faaliyetleri resmi olduğun yeri görüyoruz. Evet, Milli Mücadele döneminde Sinop'ta her çeşit Amerikan, İngiliz, Fransız, İtalyan, Yunan gemilerinin zaman zaman geldiği, bazen topasına tuttuğu bir yer Sinop. Rusya'nın hani birinci çağdaki petrolden itibaren başlamış olduğu Boğazlara inme ve Akdeniz'e ulaşma siyaseti sonradan onların için bir politik haline aldı. Rus çarları bunu sürdürmeyi devam ettirdiler. Daha doğrusu bu politikaya devam ettirdiler. Bütün çarlar döneminde Rusya'yı artık biz İstanbul ve Boğazları alıp Akdeniz'e açılmak amacında görüyoruz. Tabii bunun için çok sayıda Osmanlı-Rus savaşında yapıldığını biliyoruz. İşte devam eden yıllarda tabii ki bu Kırım Savaşı içerisindeki üçüncü aşama ya da cephe diyebiliriz Sinop Savaşı'na. Bunu da yaktılar bizim donanmamızı. Peki hiç acaba biz onların donanmasını yakmadık mı? Üç defa donanmamızı yakmışlar. Navali'de ortak İngiliz Fransızlara beraber olmak için. Üç defa Ruslar biz yakmadık mı? Biz de tabii ki gençler biz de yaktık tabii. Ama topu ateşleyerek ya da kibrit çakıp yakmadık. Yaktırdık. Kim yaktı? 1738'de hani Belgrad Antlaşması öncesi 1739'da Osmanlı Rus Savaşı sırasında Azak boylarındaki Rus filosu Türk donanması tarafından kuşatılınca Türklerin eline geçmesin diye topları söküp karaya çıkarıp kendi donanmalarını kendileri yaktılar. Hani belki insana kendi donanmasını yakmak biraz ağır gelebilir ama yaktılar. İşte ondan sonra da biliyorsunuz bizim donanmalarımızı onlar üç defa dedik yakmış oldular. Bilindiği gibi Rus çarı birinci Nikola en büyük Türk devleti düşmanı olarak söyleyebiliriz. Birinci Nikola. 1823'den 1853'e kadar tahtta kalmış. Yıkacak olsun. Mesela 1844'te İngiltere'yi paylaşalım diyor. Kabul edilmiyor İngiltere tarafından. Demin Nikola Petersburg'daki bir balonu İngiliz elçisine yine hasta adam deyiminde kullanarak Osmanlı'nın paylaşılmasını teklif ediyor. Tabii İngiltere şey diyor ya, gayri sistem döşemişler o zaman. Ama Belçikalılar gelmiş. Ne taşımıştır? Şurada hevan metresi üzerinde mi? Bak. Çekmek lazım. Ağlayalım. Ağlayalım. Ağlayalım.